Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz tatlı, minik, kokoş, minik bebeklerden yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız bile bir oturuşta, bir çırpıda bu bebeklerden yapabilirler. Şöyle saçlarını ve elbiselerini değiştirerek çeşit çeşit bebekler yapacağız inşallah. Bunların hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Malzemeler de çok az. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Çok az malzemesi. Biraz elyaf. Gözlerini arkadaşlar kanalımda var. Daha burada da göstereceğim. Bu şekilde yaptım. Kilitli göz kullanmadım. İsterseniz kilitli göz de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde de bu bebeğe çok yakıştığını düşünüyorum. Ben böyle yaptım. Bunu size göstereceğim. Bu şekilde göstereceğim size. Dediğim gibi örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da bu bebeklerden çok rahat bir şekilde yapabilirler. Benimle birlikte bir çırpıda, bir oturuşta yapabileceğiniz bebekler bunlar. Kolay arkadaşlar. Birlikte inşallah teker teker hepsini paylaşacağım zaten. Bugün şu görmüş olduğunuz bebeği yapacağız. Şunu. Daha sonra diğerlerini yaparız. Bazılarının saçları değişik, bazılarının da elbiseleri değişik arkadaşlar. Bugün sizlerle bu bebeğin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Kafasından başlayacağız. Elbisesini yapıp bacaklarını, kollarını ve saçlarını yapacağız. Gövdesinde dikiş yok. Bu videoda arkadaşlar kafasını göstereceğim. Tüm ayrıntılarıyla her yerini göstereceğim. Diğer bebeklerimizi yaptığımızda bundan sonraki videolarda kafasını göstermeyeceğim. Diğer videolarda sadece saçlarını ve elbiselerini göstereceğim. Çünkü kafası, şu kolları ve bacakları aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Gözleri de aynı olacak. Saçları ve elbiseleri değişecek. O yüzden bu videoda hepsini ayrıntılı göstereceğim. Bundan sonraki videolarda sadece saç ve elbiselerini yapacağız. Şimdi zaman kaybetmeden yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonuna basarsanız yaptıklarımdan anında haberdar olup birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Instagram adresimi de söylemek istiyorum. Ayşegül Hobi. Oraya da yaptıklarınızı bana gönderirseniz memnun olurum. Şimdi sihirli halkamızı oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde içeriden ipimi çıkardım. Buraya bir zincirle tutturuyorum. Ve içine 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane içine sık iğne yaptım sihirli halkamın ve buradaki ipi çekiştiriyorum. Buraya arkadaşlar farklı renkte bir ip koyacağım. İşaret ipi. Nerede kaldığımızı, sıra başlarını bize yardımcı olacak bu ip. Farklı aparatlar da kullanabilirsiniz. Şimdi birinci sıramızı bitirdik. 6 tane sık iğne yaptık şu şekilde. İkinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda her sık iğnenin tepesine çift batıyorum arkadaşlar. 1, 2. Aynı yere 2 defa sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere 2 defa sık iğne yapıyorum. 4. Aynı yere 2 defa yapıyorum. Ve işaret ipimin oraya kadar aynı yere 2 tane sık iğne yaparak geleceğim. Sıranın sonunda 12 tane sık iğnem olacak. Birinci sırada 6 idi. İkinci sırada her sık iğnenin tepesine 2 tane battığımız için 12 tane olacak. Şöyle 3. sıramıza geldik bile arkadaşlar. 3. sıramızda 1 tane öreceğim. 1 tane arttırma yapacağım yine. Aynı yere çift battım. Bir tane örüyorum, bir, ikinciye çift batıyorum. Amigurumi yapanlar
bilirler kafayı 4 artır bir 4 işle bir artıra kadar devam ettireceğim. Sıkılanlar o şekilde oraya kadar gelebilirler. Şimdi ben bu videoyu hiç yeni başlayanlar için onların da anlaması için biraz uzun uzun çekiyorum. O yüzden 4 artır 1 öre kadar gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha örüyorum, arttırıyorum pardon. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu sıramızın sonunda da 18 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Birinci sırada 6 yaptık. İkinci sırada her ilmeğe çift battığımız için 12 tane oldu. Üçüncü sırada da bir tane örüp bir tane arttırdım. 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4. sıramızla devam edeceğiz. Şimdi 4. sıramızla devam ediyoruz. 18 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi 4. sıramızda da 2 tane öreceğim. 1, 2, yine bir tane arttırma yapacağım. Şöyle. Aynı yere 2 tane yaptım. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle 2 taneyi arttırma yapmadan örüyorum. Bir taneyi arttırma yapıyorum. Sıranın sonunda arkadaşlar 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. İşaret ipimizin oraya kadar aynı şeyleri yaparak gelelim. 2 tane örüp bir tane arttırma yapalım. 4. sıramızı da bu şekilde bitirdik. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. 5. sıramızda 3 tane sık iğneyi düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Sonra bir tane yine arttırma yapacağım. Bu işlemi sıranın sonuna kadar, yani şuradaki işaret ipimin oraya kadar tekrar edeceğim. 3 tane sık iğneyi öreceğim. Bir tane arttırma yapacağım. Sıranın sonunda arkadaşlar 30 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 6. sıradayım. 6. sırada arttırma yapacağımız son sıra olacak. Burada da 4 tane sık iğneyi öreceğim düz bir şekilde. 1, 2, 3, 4. Yine bir tane arttırma yapacağım. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. 4 tane örüp bir tane arttıracağım ve işaret ipimin oraya kadar aynı şeyleri tekrar edeceğim 6 kez. Sıranın sonunda ise 36 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Şimdi 6. sıramızı da bitirdik. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. 36 tane sık iğnemiz oldu. Şu şekilde. Şimdi 7 sıra arttırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde arkadaşlar şurayı öreceğiz. Yani bebeğimizin şurasını öreceğiz. 7 sıra 36 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan örerek gelelim. Evet arkadaşlar, 7 sıra ördüm. Şuradan sayacağız. Şuraya bir işaret koymuştum ben. Sayması kolay olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi kafamızda eksiltmelere geçeceğiz. Nasıl burada arttırarak buraya kadar geldik? 4 arttır, 4 ör 1 artıra kadar. Burada da aynı şekilde 4 örüp bir tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane ördüm arkadaşlar. Bir tane şu an eksiltme yapacağız. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde gideceğiz. Şöyle ben şu şekilde azaltıyorum. 2 tane sık iğneden ilmekleri aldım. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir taneyi aldım. Diğerinden de aldım ilmeği. Şöyle eksiltiyorum. Bu benim çok kolayıma geliyor. Şu şekilde gözüküyor. Belli değil. Bir de şöyle azaltma var arkadaşlar.
ilmeğin ön loblarından alarak şu şekilde şuradan ön lobundan bir taneyi aldım. İkinci sık iğneden de aldım. Şöyle şu şekilde alıp kapatıyorum. İster bu şekilde, isterseniz biraz önceki yaptığım şekilde azaltmaları yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi şu şekilde azaltıyorum. Bir aldım, bir tane de aldım. 3 tane ilmek oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar 4 tane örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar bir tane azaltma yapıyorum. Dediğim gibi sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Böyle sıranın sonuna geldim arkadaşlar. 4 tane örüp 1 tane eksiltme yaparak sıranın sonunda 30 tane sık iğnem oldu. Şimdi diğer sıramızda 1, 2, 3. 3 tane ördüm. Yine 1 tane azaltma yapacağım. Ve sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 3 tane örüyorum, 1 tane azaltıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. 24 tane sık iğnem oldu, arkada kaldı. Şimdi bu sırada da 2 tane öreceğim. 1, 2. Yine 1 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 2 tane öreceğim. 1 tane eksiltme yapacağım. Şimdi arkadaşlar içine biraz elyaf koyuyorum. Sonra sıramızı devam edeceğiz. Evet. 18 tane sık iğnemiz kalmıştı arkadaşlar. En son 2 tane örüp 1 tane eksiltmiştik. Şimdi bu sırada da 1 tane öreceğim. Şöyle parmağımı da şu elyafların içine şöyle şu şekilde koyuyorum. Daha rahat örmek için. 1 tane ördüm. Yine 1 tane eksiltme yapacağım. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi 6 kez tekrar edeceğim. 1 tane öreceğim. 1 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. 18 tane sık iğnem vardı. 12 tane olacak bu sıradan sonra. Şöyle arkadaşlar içine biraz daha elyaf doldurdum. Şöyle bastırınca çok yumuşak ya da çok sert değil, orta kararda. Şimdi 12 tane sık iğnemiz kalmıştı. Şimdi bu sırada kafamızın son sırası olacak. Her ilmeği azaltarak işaret ipinin oraya kadar geliyorum. 6 kez azaltma yapacağım peş peşe. Şöyle azaltıyorum. Şu şekilde azaltıyorum. Bundan sonra diğer renge geçeceğiz. Hangi renkle yapmak isterseniz, evinizde hangi renk varsa onları kullanabilirsiniz. Rengarenk bebekler yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 ve 6. Şimdi 6 tane yaptık. Kapandı sayılır. Bir tane de şuraya ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ikinci renk ipimize geçeceğiz. Şimdi ben bunu koyu renk bir iple yaptım arkadaşlar. Bu renk hoşuma gittiği için. Ama kamerada gözükmez diye şimdi açık renk bir ip kullanacağım. Şimdi şu yeşille yapmak istiyorum arkadaşlar. En son burada 6 tane sık iğnemiz kalmıştı. İlmek kaydırma yapmıştık. Ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde çıkardım arkadaşlar. Yeni ipimi takacağım. Ya da şu renkle de yapabilirim. Daha açık. Şu renkle yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha açık, daha net gözükmesi için sizin için. Şöyle en son ilmek kaydırma yaptığım yerden şuradan şu şekilde giriyorum. Yeni ipimi alıyorum ve buradan çıkartıyorum. 1, 2,
3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şu ipleri de birazdan buradan bağlayacağız ve içine göndereceğiz. Şimdi artık buradan sonra sık iğne yapmayacağız. Tığımın başına ipimi doladım. Aynı zincir çektiğim yere şöyle bir tane daha, şöyle ikili trabzan yapacağız. Bir, iki defa da çektim. Şöyle arkadaşlar, buraya bir tane daha yapıyorum. Zinciri saymak istemiyorum, kafamız karışmasın. Şöyle iki tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Burada 6 tane en son kafamızda sık iğne vardı. Her sık iğnenin içine şöyle 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 Şunları da şuradan bağlayıp içeriye tıkalım arkadaşlar. Tertemiz bir örerken örgümüz olsun. Şöyle 1 2 defa yeterli. Şöyle şuradan alıp, şurada çok az bir açıklık var. Oradan içeriye sokuşturuyorum bunları. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 4 tane yapmıştık. Şöyle devam ediyorum ikili trabzan yapmaya. 6 tane sık iğnem vardı en son kafanın bitiminde. Buraya her sık iğnenin tepesine 2 tane batarak 12 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya da 2 tane batınca 12 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şöyle. En son yere geldim arkadaşlar. 3 tane zincir çekmiştim. Şuraya arkadaşlar ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3 bir tane daha çekiyorum. 4 tane zincir çektim. Burada 12 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Tığımın başını aldım. Aynı yere, zinciri çektiğim yere şöyle batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir tane ilmeği atlıyorum arkadaşlar. Buraya batmıyorum. İkinciye şu şekilde batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar ipime tığımı doladım. Aynı yere tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle V şeklinde bir tane oldu. Şunu da sayıyorum. Bir, iki tane V şeklinde oldu. Arada zincir çekmedik. V'yi oluştururken ortada bir zincir çektik. Bu bitti arkadaşlar. Şimdi tekrar tığıma ipimi doladım. Bir tane ilmeği atlıyorum. Şuradaki ilmeği atlıyorum. Şuraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipime doladım tığımı. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle V oluştu arkadaşlar. Bakın. Şimdi zincir çekmiyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir tane atlıyorum. Şuraya batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere batıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yaparak gelelim arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Sonuncu yere geldim arkadaşlar. Şuraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bu V gibi olan yerlerden arkadaşlar 7 tane olacak. Şöyle saydığımızda, şu baştakini de sayıyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi ilk başta yaptığımız zincirin şu alttan sayacak olursak 1, 2, 3, 4. zincirin içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Tekrar şu V'nin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu V gibi yaptığım yerin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada 1, 2 tane zincir çektim bu sefer. Bir altta birer tane çekmiştim. Şimdi 2 tane çekiyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar aynı yere şuraya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekmeden ikincisini de yapıyorum. Şöyle arada iki tane zincir çekerek aynı yuvanın içine sağına iki tane ikili trabzan, iki zincir çektim. Soluna da iki tane ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden diğer V gibi olan yerin içine, yuvanın içine batıyorum. Tekrar buraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Arada bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden tekrar diğer yuvanın içine batarak bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki tane arada zincir çektim. Ve tekrar aynı yerin içine iki tane daha trabzan yapıyorum. Yani şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Aynı yuvanın içine 4 tane trabzan yapıyoruz. Arada 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Devam edeceğiz. Sıranın sonunu tekrar sizle yapmak istiyorum. Burada en son şuraya, şu yuvanın içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Arada bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şuraya zincir çektiğim yere ilmek kaydırmayla batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar şu yuvanın içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim tekrar. Bu baştaki yuvaya bir, iki tane zincirle beraber üç tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki tane zincir çektim. Tekrar aynı yere üç tane ikili trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Zincir çekmeden diğer şuradaki yuvanın içine batıyorum. Yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kadar kolay ki zevkle örülüyor. Şöyle aynı yuvanın içine bu sefer 6 tane ikili trabzan yaptık. Arada yine 2 tane zincir çektik. Şu arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çektim. Trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve 3 tane daha trabzan yaptım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi en son yere geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptım. En son yere geldim. Şuraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu renkle işimi bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi şu ucundaki süsü yapacağız. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben size burada yaptığımı göstermek istiyorum. Bunu yapmanın birçok şeyi var, modeli var arkadaşlar. Ucuna istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle şuradan giriyorum. İpime bir zincir çektim. Şunu da şöyle yapalım, aradan yürütmüş olalım arkadaşlar. Şuradan girdim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim.
Şöyle tığımın başına ipimi doladım. Buradaki yuvanın içine ikili trabzanlar yapacağız. Zinciri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapalım arkadaşlar. 7 de olabilir. 8 de olabilir. Şimdi bunları bağlayacağım ve içeriden yürüteceğim. Şimdi şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Tekrar zincir falan çekmiyoruz. Tığıma ipimi doladım. Diğer yuvanın içine geliyorum. Buraya da 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle trabzanları biraz uzun uzun yaparsanız daha iyi olur uzatarak. Şimdi tekrar buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Diğer yuvanın içine battım. Ve buraya da aynı şekilde yaparak devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar. Evet, sonuncu yere de geldim. Buraya da 8 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şurada ip şey olmuş. Şimdi en son yere geldiğimde buraya batıyorum. Şimdi ilk başladığımız yerdeki zincirin içine de batıyorum. Ve ikisini birlikte alıp bir tane buraya sık iğne yaptım. Bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bir zincirde çektim. İpimi kesiyorum. Ve ipi şöyle alttan şunları da bağlayacağım. Alttan ipi yürüteceğim arkadaşlar. Hiç gözükmeyecek. Şu şekilde. Bunu da şöyle şuradan alıyorum. Ve bunları keseceğim daha sonra. Şimdi arkadaşlar ayağıyla devam ediyorum. Yine ben bu renkle yapacağım. Şöyle sihirli halkamı yine oluşturuyorum. İçinden ipimi çıkarıyorum. Ve bir zincirle buraya ipimi tutturdum. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi buradaki ipi yine sıkıştırıyorum. Ve farklı renkte bir ip koyacağım. Minicik bir ayak yapacağız. Birkaç sıra sürecek. Şimdi ikinci sırada her ilmeğin tepesine 2 tane batırarak arttırma yapıyorum. 6 tane olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkarmış oluyorum. Şöyle. Aynı yere 2 defa batıyorum ve 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Şimdi 3. sıraya geldik ayağımızı yaparken. Burada da bir tane öreceğim, bir tane arttırma yapacağım. Aynı yere 2 defa batıyorum. Bir tane örüyorum, bir tane arttırma yapıyorum. İşaret ipimin oraya kadar bunu devam ettiriyorum ve 18 tane sık iğnem olacak. Sıranın sonunda dediğim gibi 18 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Şimdi 4. sırayı ve 5. sırayı 18 tane sık iğne olarak düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma ya da eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Düz bir şekilde örerek 2 sırayı bitirelim. Şimdi 2 sıra ördükten sonra bu sırada da bir tane örüyorum, bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 18 tane sık iğnem vardı. Bir tane örüp bir tane eksiltme yaparak 12 tane sık iğneye düşüreceğiz. Şöyle. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda arkadaşlar bir tane ördüm. Yine bir tane eksiltme yapacağım zaman ip değiştireceğim. Ten rengi ipine rengine geçeceğim. Şu şekilde. Şunu şu şekilde alıyorum. Ten rengine geçmiş oldum. Şimdi 12 tane sık iğnemiz kaldı. Bu sırada da ten rengi iple devam ederek hep eksiltme yapacağım. Şöyle ard arda hiç
ara vermeden eksiltmelerimi yapıyorum. Altı tane yapacağız. Şu yeşil ipi de kesmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu buradan ten rengine geçtik ya. O ikisiyle birlikte bağlıyorum. Ve bunu da şöyle yapıp içine koyuyorum arkadaşlar. İçine şimdi biraz da elyaf koyacağım. Siz de koyun arkadaşlar. 3 tane azaltmıştık zaten. Evet, içine biraz elyaf koydum. Yine azaltmaya devam ediyorum. Ara vermeden ten rengiyle 6 kez azaltacaktık. Şöyle. Bu sonuncuyu da azaltıp şu işaret ipini de çıkarıyorum arkadaşlar. Şuraya ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Şimdi ipimi biraz uzun keseceğim arkadaşlar. Şöyle daha 20 tane zincir çekecek kadar kafaya bağlayacak kadar uzun kesiyorum ve ipimi şuradan şöyle çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bacağımızı bitirdik. Şurayı kapatmamız gerekiyor. İsterseniz iğneyle isterseniz tığla şu şekilde şuradan giriyorum, bu ipi alıyorum ve buradan çıkartıyorum. İğneyle de göstereceğim arkadaşlar bu kapatmayı. Şu şekilde 2, 6 kez, 6 tane burada ilmek var. 6'sından da geçireceğiz arkadaşlar. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane geçirdikten sonra şöyle çektiriyorum ve burası tamamen kapanıyor. İğneyle de arkadaşlar şu şekilde yine aynı işlem, biri tığla biri iğneyle oluyor. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar bu kapatma işleminde şu şekilde altısından da geçiriyorum ve sonra sıkıştırıyorum. Bu şekilde ister iğneyle isterseniz tığla şu şekilde hiç açıklık kalmayacak şekilde kapatıyoruz. Daha sonra tığımı buradan geçiriyorum ve şuradan çıkarıyorum. Ve buraya zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincir çektim ve ipimi çıkardım. Bu bacağımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir kenara, diğer bacağı da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bacakları bittikten sonra şu kollarını yapacağız. Bunlar da gayet kolay. Şu şekilde yine sihirli halka yapıyorum. İçinden ipimi çıkardım. Ve içine bir tane zincirle tutturduktan sonra 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi sıkıştırıyorum. Yine buraya şöyle bir tane işaret ipi koyuyorum arkadaşlar. Yanlışlık olmasın diye. Şimdi ikinci sırada her sık iğnenin tepesine 2 tane batıyorum. Şöyle 12 tane sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkartıyorum. Sıranın sonuna geldim. 12 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bir sıra arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum.
sıranın sonuna kadar düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir sıra düz ördüm. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada hep eksilteceğim arkadaşlar. 6 tane peş peşe eksiltme yapacağım. 1 2 böyle bu şekilde sıra sonuna kadar eksiltelim. 6 kez. 6 kez eksilttim arkadaşlar. Son yere bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve ipimi yine uzun keseceğim birazcık. Çok fazla değil, birazcık uzun kesiyorum. Aynı ayağı kapatırken nasıl yaptıysak bunda da ister tığla isterseniz iğneyle burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle loplardan alıp ipleri buradan geçiriyorum. 6 kez bunu yapacağım. Biraz önce de ayağı yaparken de aynı işlemi yapmıştık arkadaşlar. Şöyle iğneyle de yapabilirsiniz. İkisi de kolay. Şöyle yaptıktan sonra sıkıştıracağız. Şimdi burada da arkadaşlar böyle 6 kez sıkıştırdıktan sonra şöyle çektiriyorum. Ve buradan da aynı şekilde tığımı geçireceğim. İpimi aldım. Bacaklarda 20 çekmiştik zincirimizi. Burada da 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve ipimi çıkartıyorum arkadaşlar. Bundan içini doldurmadık. Hiç gerek yok. Ben hiç doldurmuyorum. Bacaklarda birazcık dolduruyorum. Şu şekilde bunu da bitirdik. Şimdi saçını da yapalım. Ondan sonra takarız bacaklarını ve kollarını. Saçlarını yapmak için arkadaşlar yine sihirli halkamı oluşturuyorum. Saçı da çok kolay yapımı. Şöyle içinden ipi çıkarttım ve bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. 6 tane sık iğne yaptım şu şekilde arkadaşlar. İpi böyle sıkıştırıyorum ve buraya bir tane yine işaret ipi koyuyorum. Aynı kafadaki gibi 4 tane örüp bir tane arttırma yapana kadar, yani 36 tane sık iğneye ulaşana kadar arttırma yapacağız. Hemen ikinci sırada her ilmeğe çift batarak 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum arkadaşlar. Üçüncü sıraya geldim. Üçüncü sırada bir tane öreceğim, bir tane arttırma yapacağım. Dediğim gibi 36 sık iğneye ulaşana kadar arttırıyoruz. Şimdi dördüncü sırada iki tane öreceğim, bir tane arttırma yapacağım. 1, 2. Yine bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Sıranın sonunda 24 tane sık iğnemin olması gerekiyor. 5. sıramızdayız. 5. sıramızda 3 tane örüyorum. 1 tane yine arttırma yapıyorum arkadaşlar. Aynı yere bir kez daha batarak arttırma yapıyorum ve 30 tane sık iğnem oluyor. Şimdi 6. sıraya geldik arkadaşlar. 6. sırada son arttırma sıramız olacak. 4 tane örüp bir tane arttıracağız. 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere batarak sıranın sonunda 36 tane sık iğnem olacak. Sıranın sonunda arkadaşlar 36 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi bundan sonra arttırma eksiltme yapmayacağız. 4 sıra arkadaşlar şöyle düz yere öreceğiz. 4 sıra örelim. 36 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. Evet, toplamda 4 sıra ördüm arkadaşlar. En son ilmek kaydırma yapıyorum biten yerden. Şöyle ve ipimi biraz uzun keseceğim. Çünkü şu kahkülleri de bu uzun bıraktığım ipten yapacağız. Şöyle biraz uzun yapıp keselim. Şimdi şuradakileri arkadaşlar uzunluğunu ne kadar isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle şuraya koyup yaklaşık olarak şöyle ölçerek yapabilirsiniz. Kalınlığını da
O şekilde yapabilirsiniz. Şöyle birkaç kat şöyle kaç kat oldu? 1 2 4 5 6 kat yaptım arkadaşlar ben. Çok özür dilerim. 6 kat yaptım. Biraz daha ince ip kesiyorum. Ve bunu şöyle ikiye katlayıp ortadan bağlayacağım arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama siz daha kısa yapabilirsiniz. Şöyle iki düğüm atarak kafamıza bunu yerleştirdikten sonra bunu da buraya dikeceğiz. Evet, bu bayağı uzun olmuş ama şuradan keseriz, bir şey olmaz. Bunu da kesmemiştim. Keseriz. Şimdi şu bacaklarını geçirmek istiyorum. Şöyle iğneme iki tane bacağı birden iğneye geçirdim arkadaşlar, şu şekilde. Ayrı ayrı değil, ikisini birlikte geçirdim. Biraz iğnemin şurası genişti. Şu alttan giriyorum arkadaşlar, şu tepeye. Şuradan çıkıyorum. Bacaklarım buraya yerleşti. İkisinin aynı olması, zaten sayıları aynı, aynı oldu. Şu şekilde. Bu tepeye geldikten sonra arkadaşlar burada buraya bunu sağlamlaştırmak istiyorum. Şöyle birkaç kere içeriden girip şöyle sağlamlaştırmak istiyorum. Evet. Sonra şöyle buralardan girip ipi keseceğim. Bir kez daha şöyle dikmek istiyorum. Evet. Şimdi ipimi keseceğim. Daha sonra iğneye kollarımı takacağım arkadaşlar. Şu şekilde bacaklarını taktık arkadaşlar. Çırpı bacakları. Şimdi iğneyle şöyle yandan giriyorum ve şöyle alttan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Kolları takıyoruz şöyle yanlara orantılı bir şekilde. Öbür kolu da şu yandan giriyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkıyorum. Evet. Kolları da bu şekilde takmış olduk. Şu yukarıdan biraz önce bacağı yaptığım gibi bunları da burada dikerek sağlamlaştırıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay. Buraya kadar geldiyseniz lütfen yorumlarda belirtiniz. Kolay zorlandığınızı, zorlanmadığınızı. Çünkü merak ediyorum. Bana kolay gelen şey size zor gelebilir. Bana zor gelen şey size kolay gelebilir. Lütfen yorumlarda belirtiniz. Şimdi kollarımızı da geçirdik. Ayaklarımızı da geçirdik. Çok güzel bir bebek oldu. Şimdi kafasına saçı geçirdim arkadaşlar. Şuraya kadar. Bakın tepesi şurada. Şöyle geçirdim. Arkadan şöyle tutturacağım birkaç yerden. Şöyle. Birkaç yerden şöyle tutturarak tamamen şuraları şöyle geliyorum. Zaten kahküllerini dikeceğiz. Sağlam olacaktır saçları. Şimdi arkadaşlar şuradan kahküllerini yapacağız. Şöyle ipi çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şuraya kadar gelmek istiyorum arkadaşlar ben. Arttırma yaptığımızın bir altına. Öyle söyleyeyim. Şöyle tekrar buradan çıkıyorum.
kafayı örerken arttırmalar yapıyoruz ya arkadaşlar. Şurada bitirmişiz 4 ör 1 arttırmayı. Ondan sonra bir sıra düz işlemişiz. Oraya kadar geldim. Kahkülleri o şekilde yapıyorum. Şöyle gelişi güzel. Hiçbir tarifi yok arkadaşlar. Şöyle batarak yaptım öbürlerini de. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle düzelterek de yaparsak daha iyi olur. Böyle hem peru dikmiş oluyoruz hem de kahkülünü yapmış oluyoruz arkadaşlar. İkişer defa farkındaysanız batıyorum. Şuraya da batmak istiyorum. En sonuna kadar. Şöyle hatta şuraya bile batalım. Şuradan çıkalım. Tekrar. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde yapıyorum. Çocuklarınızı sevindirmek için arkadaşlar bu bebeklerden çeşit çeşit rengarenk yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle 1 saat, 1,5 saat de bitebilecek bir bebek. Evet, bu şekilde kahküllerini de yaptık. Tekrar iğneye ipimi takıp şu gözlerine, pardon, saçlarını takacağız, şurasını. Şimdi arkadaşlar şöyle ipim arttı. Tekrar ben bu kahküllerin üstünden daha fazla gittim. Bunda daha az gitmiştim. Bunda daha az gittim. Daha çok fazla gittim. Şimdi şunlara takacağız. Gösterdiğim gibi yaptıktan sonra şöyle yerlerini belirleyip şuraya takabiliriz arkadaşlar. Şöyle bağladığım ipten şu şekilde alıyorum ve çıkartıyorum. Bu tarafından da bunu alıyorum. Çıkarıyorum. Şimdi buraya bağlayacağım bunu. Evet. Şöyle bir tanesini yaptık. Şunu da içine çektirelim. Şuradan. Daha sonra keseceğiz arkadaşlar. Bir tanesini bu şekilde taktık. Şimdi şunu da şurada aynı şekilde takalım. Şöyle taktıktan sonra bakalım arkadaşlar ikisi de orantılı mı diye. Şöyle onu da taktım ben. Şu şekilde bağlayarak ipi tekrar içeri geçireceğim. Şu saçındaki fiyongu da göstermek istiyorum. Bir tanesini yaptım. Çok basit bir şekilde. Şöyle arkadaşlar ipi parmağıma doladım. İçinden ipi çıkartıp 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum.
Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içine batarak çıkıyorum arkadaşlar. İpimi keseceğim. Bu saçındaki tokayı da farklı toka da takabilirsiniz. Şöyle şuradan 1-2 tur döndürerek bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gözlerini yapacağız. Gözleri için ipimi taktım. İnce lif ipi arkadaşlar. Kahve tonunda bir ip. Şöyle şuradan giriyorum. Çok kolay bir göz. Şöyle düğüm atmıştım. İçine çektiriyorum arkadaşlar. Daha önce videolarımdan bakarsanız orada göz tarifim var arkadaşlar. Şurası tam ortalı değil. Yanındakine girmek istiyorum. Evet, şuraya. Şimdi hemen bir üst sık iğneye batıyorum. Şöyle bir, iki, üç tane üst üste battım ve yandan çıkıyorum arkadaşlar bir altından. Şöyle çıktım. Üç tane buraya yaptıktan sonra şöyle yuvarlak. Şimdi şöyle şuraya geliyorum arkadaşlar. Buradan çıktım ya. İpimi şöyle dolandırıp şuraya geleceğim. Şuraya geliyorum. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Şuradan gözün üstünden çıkıyorum arkadaşlar. Şuradan. Gözümüz bitti bile arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı yerden batacağım. Ve şu yukarıdan çıkıp kaşını yapacağım. Gözümüz bu kadar kolaydı arkadaşlar. Kaşını da şu şekilde yapıp diğer gözü yapmak için şuraya batıyorum. Arada 1, 2, 3 tane sık iğne bıraktım. Şimdi tekrar burada da gözü yapmak istiyorum. Şöyle 1, 2 ve 3 kere buraya battım. Şu yandan çıkıyorum arkadaşlar. Yandan çıktım. Şöyle şuraya geliyorum. Ve şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Gözümüz bitti. Aynı yerden batıp kaşı yapmak için şöyle yukarıdan çıkıyorum. İpleri çok çektirmeyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle şuradan çıkıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi ağzını yapmak için tamamen göz kararı arkadaşlar. Hiç tarifi yok. Şöyle battım. Bakın şöyle oldu yüzü. Şimdi ağzını yapmak için şöyle gözün burada 1, 2, 3 tane bırakmışım. 1, 2, 3. Şöyle bir üste de çıkabiliriz aslında. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar yapıyorum. Şuraya batacağım. Alttan. Girip şu şekilde. Ağzını da yapmış olduk. Aynı yerden batacağım. Ve yandan çıkıp şöyle bakıyorum orantılı mı oldu diye. Burada düğüm atıp bebeğimi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdiden eğer yaptıysanız umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle düğüm atıyorum. Ve ipimi içeriden herhangi bir yerden çıkarıp keseceğim. Evet.
Saçları biraz uzun oldu, daha tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle kesip alttan örebilirsiniz de. Şöyle. Evet. Bebeğimiz bitti arkadaşlar. Yanaklarına da biraz allık sürersek daha da tatlı olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu bebeklerden yapacağım. Şunu yapabilirim arkadaşlar. Sıradaki bebek inci küpeli kız olabilir. Küpeleri de var çünkü. Bunu yapabilirim. Kafasının tarifini göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım. Çünkü bu videoda anlattım zaten. Saçını ve elbisesi değişik bunun. Elbisesini yapacağız arkadaşlar. Ayakları, kolları, kafası, gözleri aynı olacak. Hoşça kalın arkadaşlar. Keyifli örgüler diliyorum.